Merhaba sevgili oğlaklar. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, bu haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Hafta başında özellikle eviniz, aileniz, aile büyükleriyle ilgili kavramlar sizin için ön planda olacak. Evinizdeki işler, sorumluluklar, görevler biraz sizi zorlayabilir. Veya aile büyüklerinin sizden beklentileri, ebeveynlerinin beklentileri de birazcık duygusal olarak zorlayabilir. Özellikle 4 Şubat'ta Ay Mars'la karşıt açı yapacağı için evinizdeki aile bireyleriyle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Stresli durumlar oluşabilir, bazı gerginliklerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra ev içerisinde küçük kazalar ve sakarlıklar da gündeme gelebilir. Özellikle evdeki kesici aletleri kullanırken veya yakıcı sıcak eşyalar, ateşle ilgili kavramlarda biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, ayın 5'inden itibaren Ay Boğa burcunda olacak. Kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Hafta başında birazcık işler, sorumluluklar, görevler ön plandayken, 5'inden sonra Ay Boğa burcundayken kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz, biraz daha duygusal olarak keyifli olabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarla birlikte olabilirsiniz, keyifli organizasyonlara, sanatsal çalışmalara katılabilirsiniz. Çocuklarınızla da ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri Merkür'ün retro harekete başlaması olacak sevgili oğlaklar. Merkür şu sıralarda Balık burcunda. Balık burcundaki Neptün'le kavuşmuş durumda olacak bu hafta ve aynı pozisyonda retro harekete başlayacak. Merkür'ün Balık burcundaki retrosu 28 Şubat'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde Kova burcuna doğru gerileyecek ve daha sonra tekrar Balık burcuna ilerleyecek. Bu hafta sizin 3. evinizde başlayacak bu retro ve Neptün'le de kavuşacağı için özellikle 3. ev tabii ki zihinsel konuları da etkileyen bir ev. Zihinsel olarak çok duygusal olabilirsiniz. Daha alıngan, daha hassas davranabilirsiniz bu hafta. Bunun yanı sıra sezgilerinizin de çok güçlendiğini hissedeceksiniz. Birçok şeyi hissetmek, sezmek, hatta yakınlarınızla empati yeteneğiyle anlaşmak gibi kavramlar gündeme gelebilir ya da sizi şaşırtabilir. Yaratıcılığınız da yükselecektir. Tabii bunu işinize de doğal olarak yansıtabilirsiniz. Sanatla ilgili çalışmalar, müzik, dans, bunlarla ilgili konularda Merkür ve Neptün'ün kavuşumu Balık burcunda olumlu olabilir. Ancak retro harekete başlayınca bazı iletişim sorunları da çıkabilir. Bunlar unutkanlık, dalgınlık, hayal kurma, gerçeklerden biraz uzaklaşma ve hayal kırıklığı gibi konular olabilir. Özellikle iletişimle ilgili konulara dikkat edin. Yakın çevrede iletişimler, komşular, kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili iletişimlerde aksamalar olabilir. Yanlış anlaşılmalar ve bazı kırgınlıklarla karşılaşabilirsiniz. Merkür-Neptün kavuşumu iletişim cihazlarında sorunlar da yaratabilir. Tabii ki 3. ev, telefonunuza dikkat edin. Bilgisayarınız, otomobiliniz bu süreç içerisinde problem çıkarabilir. Özellikle Neptün kavuşumu bazı unutkanlıklara da dikkat ediyor. Gittiğiniz yerde unutmak, düşürmek, kaybetmek gibi durumlar da söz konusu olabilir. Eğer bu aralar yazılı, sözlü bazı anlaşmalarınız varsa, imza atmanız gerekiyorsa, kontrat imzalamanız gerekiyorsa çok dikkatli olmalısınız sevgili oğlaklar. Eğer erteleme imkanınız varsa Merkür retrosunun düzelmesini bekleyin. Eğer erteleme imkanınız yoksa lütfen imza attığınız kağıtları çok dikkatli bir şekilde okuyun. Çünkü yanılgılar olabilir, fikirler değişebilir, beklediğiniz kavramlar daha sonra yerine gelmeyebilir sevgili oğlaklar. Evet, kardeşlerle ilişkilere dikkat edin. Kardeşlerle ilgili de bir sorun gündeme gelebilir. Evet sevgili oğlaklar, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.